Örgü Müdeviniz kanalından herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz bu güzel Tunus işi çalışması matı ile yapılanı arkadaşlarım. Bunun yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah ben daha önceden bakın bu şekilde tığ işi olarak Tunus işi şeklinde bir çalışma yapmıştım. Şimdi bunu halı kaydırmaz üzerine yaparak böyle güzel ve sakallı bir ip de kullanarak güzel bir paspas çalışması haline getirmek istedim ve bunu da sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum inşallah. Şimdi öncelikle bu arkadaşlarım halı kaydırmazın üzerine bu şekilde yerler çiziyoruz. Çizerseniz daha rahat edersiniz. Çizmeden de biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. O yüzden çizmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir aparat yardımıyla bu pompon yapma şeyi. Bunu şöyle koyup üzerinden bardakla da olur veya başka bir şeyle de olur. Rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde hizalar şeklinde çizin üzerine paspasınızın, halı kaydırmazınızın ve daha sonra da şu işlemi şimdi nasıl yaptığıma hep birlikte geçelim istiyorum inşallah. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde 3 renk kullandım. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Hatta arta kalan iplerinizden rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bir imkana da sahibiz. Bunu çizdiğimiz zaman şöyle göstereyim. Şu şekilde bakın aralarına girmesi için yerlerimiz var. Oralara da nasıl olacağını şimdi hep birlikte göreceğiz. Çizdiğiniz zaman ilk etapta zaten bu şekilde bir görüntü olacak. Hemen şöyle yapıp başlayalım arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayalım. Şimdi buradan bakın ilk baştan tığımı şu şekilde geçiriyorum ve şu şekilde alıyorum arkadaşlarım içerisinden ve bağlama yapıyorum. Bir tane zincir çekerek şu şekilde bağladım ipimi. Bu ipimi bağladıktan sonra bakın hemen şöyle yanından başlamak suretiyle şöyle sakallarını biraz kenara çekelim. Yanından başlamak suretiyle şu şekilde tığımın başına topluyorum. Ve diğerine geçiyorum. Şöyle hepsinden birer tane alıp çekmeden tığımın başında topluyorum. Ve son dibe geldim. Bakın orayı da aynı şekilde yapıyorum. Ve önce bir tane çekiyorum. Daha sonra ikişer ikişer çekerek devam ediyoruz. Geldik başa, ilk başladığımız yere. Şimdi yine hemen bir üst sıraya geçip şu şekilde göstereyim. Şuraya geçip aldım bakın. Ve devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, karelerim içeride kalacak şekilde şöyle göstereyim. Şuralardan alıp dolduruyorum içini. Yapmamız gereken tek işlem bu. Tunus işi tığı olmadan normal tığ ile yapabileceğimiz bir çalışma. Böyle rengarenk, renkli renkli de yapabilirsiniz. Tek renk olmaz. En az iki renk olması gerekir ki bu yapmış olduğunuz görüntü kendini gösterebilsin. Şimdi bakın yine hiç şey yapmadan burada bitti artık buraya devam etmeyeceğim. Bakın hemen buradan alıyorum. Şöyle aldım ve toplamaya başlıyorum yine. Bakın şuradan hemen. Kare kısmı ortada kalacak şekilde deliklerimin içerisinden alıyorum.
Bunu böyle düz olan, hani bir dikdörtgen bir paspas şeklinde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü şekilli olduğu için keseceğiniz yerler tam net olarak tutturamayabiliriz yani. O yüzden düz yapacağımız, yolluk yapacaksak veya işte o tarz hani dikdörtgen olan şeylerde kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın şimdi yine bir üst sıraya geçiyorum. Yine oradan da aynı şekilde alıyorum tığımla ve toplamaya başlıyorum. Bir tane yapsak yeterli olacaktır. Çünkü gerçekten yapımı çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Şekilde içinden geçirip yukarıya çıkartıyoruz. Ve bunu da önce bir tane çekiyorum, sonra da ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. Ve bir tane daha hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Çizgilerimiz zaten bizi yönlendiriyor. O çizgilerin hizasından bu şekilde alarak yapıyoruz. Bir yelpaze görünümünde çalışma elde etmiş oluyoruz. Bakın az kaldı. Şimdi bakın bir tane yapıyorum. Aşağıya doğru ineceğim. Öncelikle şurayı yapıyorum. Diğerlerinde yaptığım gibi. Bu yelpazeyi bitirmiş oluyorum. Bununla. Aşağıya geçip diğer bir yelpazemizi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada bitirdim. Hemen bakın buradan yuvarlak olacağı için buradan alıyorum ve çekiyorum. Alıyorum yani sık iğne şeklinde aşağıya iniyorum. Şöyle açayım. Buradan da aldım ve sık iğne şeklinde iniyorum arkadaşlar. Son olan yerimizi de şu şekilde alıp yapıyoruz. Ve bir tane yelpazemizi tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Şöyle koyayım. Şöyle. Bir tanesini tamamladık. Şimdi bunu diğerlerini hep aynı renk ettim ama şöyle diğer rengimi alıp onunla buradan devam edebilirim. Yani bir tanesini bu renkten, diğerini başka bir renkten yapabilirim. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şimdi bunu buradan aldım, çektim, bıraktım. Daha sonra iç kısmına bu şekilde. Sakallı ipin en büyük avantajı bu arkadaşlar. Yaptığımız hani hata da yapmış olsak kapatıyor görüntü olarak. Şimdi bakın aynı şekilde geliyorum. Şurayı mı açıyorum burayı. Şöyle hemen tığımı takıp diğer rengimi aldım. Bir de bu renkten yapalım. Onu bir tane zincir ile bağlıyorum ve devam ediyorum. Tığımın başına topluyorum arkadaşlar. Beyaz belki tam görünmemiş olabilir. Bu renkle olması da
iyi oldu diye düşündüm şu anda. Bakın en dipte de var. Oraya da aynı şekilde bir tane ilmek çıkartıyorum. Birini tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek tamamlıyorum. Farklı örgüler bulmaya çalışıyorum. Farklı fikirler sunmaya çalışıyorum sizlere. Evde kalmamız gereken bu günlerimizi güzel geçirmek, keyifli geçirmek için hem de inanın arkadaşlar çok ucuz fiyatlara çok güzel işler ortaya çıkıyor. Ondan da herkes faydalansın istiyorum. Yapıp satıp yaparak satabilirsiniz. Bütçenize katkı sağlar diye düşünüyorum. Bakın hepsini içerisinde yine toplayarak aşağıya iniyorum. Yine aynı diğerinde yapmış olduğum gibi bunu da bir üst sıraya geçiyorum şuradan. Ve bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bunu da çekelim. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yapımı işte bu kadar kolay arkadaşlarım. Zaten eğer ip takmazsa hepsini alttakiler gibi yapacak olursanız onu da iple aynı iple beyaz iple devam edeceksiniz. Bu da böyle bu şekilde olacak. Daha sonra yanına diğerleri gelecek ve çok güzel bir paspasınız olacak arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.